Hükümet, AK Parti hükümeti tarihimizde yaşanmamış bir şekilde devlet imkanlarını kullanarak, muhalefetin çalışmalarını engelleyerek, ahlakın sınırlarını zorlayarak bir kampanya yürüttü. Kenan Evren kampanyasından sonra bence en büyük baskı altındaki kampanya bu kampanya oldu. Biz de sahadaydık zaten. Tarihe bu öyle geçecek bir defa. Kenan Evren'in tabii yaptığı bir şey vardı. Kenan Evren açıkça hayırın propagandasını yasaklamıştı. Sadece evet'i savunabiliyordunuz. Burada öyle değildi. İşte birçok İzmir, mesela Meral Hanım'ın birçok toplantısı sabote edildi. Diğer muhalif grupların toplantıları, Saadet Partisi'nin toplantıları sabote edildi. Saadet Partisi'ne çeşitli hakaretler yönlendirildi. Siyasi etikle bağdaşmayan bir takım şey, işte İstanbul İl Başkanlığı'nın binasının önüne evet pankartı asmalar falan. Ben yine de sonuç ne olursa olsun ilk önce evet hayır anlamında değil, hayır anlamında hayırlı olmasını temenni ederim. Sonuç ne olursa olsun. Onun içinden bir çıkış yolu bulacağız. Bu millete de gerçekten teşekkür etmek lazım. Bu bir direnişin 48, 49, 50 önemli değildir. Bu devletin bütün imkanlarıyla bir çalışma içerisine giren evet cenahına karşı milletin örgütsüz bir direnişini ortaya koymuştur. Hı hı. Ben gerçekten bunu takdire şayan bulurum. Çünkü AK Parti ve MHP'nin oy toplamı herhalde %62'ye varıyordu kabaca. Yani evet. Kasım seçimleri sonuçlarına bakarsak. Sonuçta en fazla gelinebilecek yer, eğer Anadolu Ajansı'nın şeyi doğruysa, 51-49'dur. Bu kadar önemli bir konuda, 51-49 neyi ifade eder? Bu Türkiye'yi çok daha büyük tartışmalar içine götürecektir.